görülmesine karşı yola çıkan işçilerin eseri olan sendikamız bu bilinçle mücadele ediyor. 1 Mayıs bu yıl bizler açısından daha da önem taşıyor. Üyelerimizin iş akitlerinin kanun hükmünde kararnameler ile feshedildiği, askıya alındığı, sendikal faaliyetlerimize sürekli engel çıkarıldığı bir dönemde 1 Mayıs'a gidiyoruz. Ama umutla, dirençle, kararlılıkla. Bu talan ve sömürü düzeni ebediyete kadar devam eder. Çünkü ellerinde çok güç var. Çok büyük güçlerini ezilen ve sömürülen sınıfı daha da uzun vade sömürme amacında devam ettirmek istiyorlar. Biz bütün dünya emekçileri olarak birleşmek, mücadele etmek, kazanmak zorundayız. Başka türlü bir alternatifimiz yok. Çünkü dünyaya şekil veren biziz. Hepiniz hoş geldiniz. DİSK Genel İş Şube Başkanımız sevgili Şükret Bey, siz de aramıza hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli arkadaşlar, bu bayramın bir adı daha var biliyorsunuz. Emek ve emekçinin bayramı ama aynı zamanda dayanışma bayramıdır. Neden böyle? Çünkü örgütsüz güç güç değildir ve örgütlenmemiş emek sömürülür. O nedenle bu aynı zamanda bir dayanışma günüdür, dayanışma bayramıdır. O nedenle bugün birbirimize daha çok sahip çıkmak, birbirimize daha çok omuz vermek zorundayız. Hele olağanüstü hal koşulları altında varlığımızı sürdürmenin, hakkımızı korumanın, emeğimize sahip çıkmanın tek yolu omuz omuza dayanışma içinde olmayı başarmaktan geçer. Değerli arkadaşlar, 2009 yılında belediye başkan adayı olduğum zaman şöyle bir cümle kurmuştum. Hala o cümlenin arkasındayım ve onu şimdi tekrar sizlerle paylaşarak hatırlatmak istiyorum. Sadece hırsızlarla, haramilerle aramızda bir kırmızı çizgi olacak. Onun dışında herkesi kucaklamaya çalışacağız. Bugün aynı noktada olduğumuzu tekrar ifade etmek istiyorum. Evet, hırsızlarla, haramilerle aramızda bir çizgi olacak. Her zaman üretenden, emekten yana olacağız. Böyle olmaya devam edeceğiz. Ve emeğimizi, hakkımızı koruyabilmek için de birbirimizle sımsıkı dayanışma içinde olacağız. Omuz omuza olacağız. O nedenle buradan meydana gideceğiz. Gündoğdu Meydanı'na. İzmir'de yine emekçilerle buluşacağız. Yine birbirimizle omuz omuza olmak için orada bir araya geleceğiz. Oraya gitmeden önce Türkiye'nin demokratikleşmesinde, emperyalistlerin bu memleketten kovulmasında ve özgürlük, adalet, eşitlikten yana bir ülke kurulmasında ilk adımı atan Mustafa Kemal Atatürk'ümüze, karanfillerimize hediye ederek güne başlayalım. Bayramımız kutlu olsun arkadaşlar. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum.